Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz teknoloji, Ar-Ge, inovasyon olacak. Çünkü gerçekten dünya değişiyor. Şu dönemlerde inanılmaz bir yarış var. Yeni başlayacak dönemde herkes kendine bir yer almak istiyor. Bakalım bizim ülkemizin durumu neymiş? Neler üretiyoruz şu anda? Ne gibi araştırmalar var? Yeni döneme ne kadar hazırız? Bunları konuşacağız. Innovatek Ar-Ge Proje Danışmanlığı şirketinden Sezgin Erzan konuğumuz. Hoş geldiniz Sezgin Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizleri sormalı. Teşekkür Sizler nasılsınız? ederim. Böyle birazcık rahatsız halde Evet, bile bizi kırmadan estağfurullah. geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi inovasyonu konuşacağız. Teknolojinin şu anki gidişatını konuşacağız. Işık hızında ilerliyoruz çünkü. Neler yapıyoruz ama ondan önce birazcık sizin kariyer geçmişinizi dinlemek isterim izleyicilerle. Sonra konularımıza geçelim. Teşekkürler. Şimdi ben Deniz Sezgin Erzan. 90'lar furyasına derinden yaşamış, 2000'lerde de biraz keyifli bir gençlik dönemi geçirmiş. Mali müşavirim branş olarak, mesleki olarak konuşacak olursak. İşte uzun yıllar, 2011 yılından bu yana teknoparklarla ilgileniyoruz. Teknoloji girişimlerini takip ediyoruz. Buradaki girişimlerin mali ve teknik süreçlerde yaşadığı sorunların ana odağında bir takım danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bir dönemde işte teknopark yöneticiliği, Teknopark'ta yönetim kadrosunda bir mesai harcamışlığımız var. Oralardan merak sardık işin aslı bu işlere. Böyle bir kariyer şeyimiz var, hikayemiz var işin aslı. Evet. Şimdi biraz da Innovatek. Onu konuşalım. Neler yapıyorsunuz? Innovatek Ar-Ge fikri bizde şöyle doğdu işin aslı. 2018 yılında, 2011-2018 yılları arasında bir teknoparkta yönetim kadrosunda çalışma fırsatım olmuştu. Oralarda tabii girişimci firmaların ve yönetim kadrolarının etkileşimleriyle alakalı bir takım aksaklıklar olduğunu düşündük. Yani cevap alınamayan sorular, yetişkin olmayan, kalifiye olmayan personeller, yönetim bakış açılarının sığlığı, girişimci arkadaşların sorunlarının çözülmediğini gördük. Bu bizi Innovatek Ar-Ge'yi kurmak gibi bir sürece itti. Dedik ki yani kirli bir piyasa, hizmet bekleyen bir girişim furyası, dünyanın çok hızlı geliştiği bir dönemde kaynakların da sonsuz olmadığı bir ülkede bu işlere bir çözüm bulabilmek adına bir danışmanlık firması kuralım dedik. Bunu bizim yaptığımız işin muadilini yapan çok sayıda firma var haliyle. Biz de tabii daha temiz, daha düzgün, daha netlik ilkesiyle yola çıktık. Bir şeyler başardığımızı düşünüyorum ben aslında. 3 sene gibi kısa bir dönemde ciddi bir firma portföyüne ulaştık. Güzel bir irtibatımız var. Bu vesileyle buradayız da mesela. Hani sizlerle Harika. yan yana gelebilmiş olduk. Keyif alıyoruz ya yaptığımız işten. Harika. Bakalım Çok nereye önemli bir gidecek. iş yapıyorsunuz Evet. ama gerçekten dediğiniz gibi o hem bir yandan konuşacağız birazdan teşvikler, hibeler. Hem onlara ulaşamayan, nasıl ulaşacağını bilmeyen bir sürü girişimci. Orada danışmanlık çok önemli ama oraya gelmeden biraz inovasyonu açalım. Hep İnovasyon. duyuyoruz inovasyon Evet. ama tam anlamıyla nedir inovasyon? Ya inovasyonun, şimdi ben kitabi bilgisini vermek istemiyorum işin aslında. Kitabi bilgi bir takım zaten internet arama motorlarında yazdığımız vakit bize zaten söyleyecek işte. En son 2005 güncellemeli Oslo kılavuzunda yeni bir üründe, süreçte, ürün veya süreç yönetiminde yenilikçilik. Ya kelime anlamı tabii ki yenilik, inovasyon ama yeni bir iş yapış modeli aslında inovasyon. Kitabi bilgisini bu programı izleyecek olan arkadaşlar biraz merakla bir baksınlar. Birkaç tane böyle gol atmak istiyorum bu programda işin aslı. Ben bizim içselleştirdiğimiz yani bizim Sezgin Erzan ve işte Innovatek ekibi olarak ya da benim coğrafyamda kendi iş yapış modelimdeki insanlarla yaptığım diyalogta inovasyonu tanımlarken şunu kullanıyorum yani bu tabii böyle bir kişisel gelişim koçluğu gibi olmasın da bu bir tutku işin aslı. Nasıl bir tutku? İnovasyon. İnovasyon İnsanların bakış açısını buradan buraya çevirmekle ilgili, hatta iş yapış modelini yapmadığı şekilde yapabilmekle ilgili bir beyin jimnastiği. Yani çünkü insan beyninin geçen bir hocamızla sohbette duymuştuk, öğreniyoruz her geçen gün. En kıymetli tarafı bu işimizin. Günde 20 bin, 28 bin tane veri alıp verebilecek bir mekanizmaya sahip insan beyni. Bunu 30 bine çıkardığında inovasyon yapıyorsun işte. Ben böyle dillendiriyorum bu işi. 30 bin veriyle çalıştırabiliyorsan beynini
O zaman inovasyon yapabiliyorsun. Yani yenilikçi düşünce tarzına ulaşabiliyorsun. O da sana hayatına sirayet ediyor ve birçok mevzuya, olaya, iş yapış modeline böyle bakmana sebebiyet veriyor. Programda espri yapabilecek oluyorsak eğer, sokak jargonuyla da şey derler, hani baktın olmuyor bir de bakmadan dene. İnovasyon aslında oradaki bakmadan denemek yani. Değil mi? Gerekirse bakış açını değiştirmek diyebiliriz. Evet. Ama tabii inovasyon da teknolojiyi inanılmaz geliştiriyor. Kesinlikle. En çok kullanıldığı alan. En çok kullanıldığı alan kesinlikle. Üründe, pazarlamada, birçok alanda inovasyon var, türevleri var. Bunlar zaten günden güne de bakıyoruz yani bu jargonda yeni kelimeler eklenerek yeniliyor kendini. İnovasyon, evet. Yenilik, o da kendini yeniliyor. Kendini her yeniliyor. Türlü inovasyon modelini görüyoruz her geçen gün, duyuyoruz. Peki ne olacak bu teknolojinin bu hızlanması, nereye varacak? Onu durduramayız. Teslim olmak lazım belki bir yerde. Tabii şöyle, kayıtsız şartsız da olmamalı. Çünkü 90'larda az önce söyledik, 90'lar yılında keyifli geçiren bir gençlik, çocukluk dönemimiz oldu. 90'larda Matrix filmini izliyorduk. Orada işte kırmızı hap, mavi hap, sarı hap falan muhabbeti, onu içen nereye varıyordu, Matrix dünyası neydi falan konuşurken, şimdi Metaverse'ü konuşmaya başladık. Gerçek olmaya başladı Matrix korkusu. İnsanlar artık oturduğu yerde, belki o sanal gerçeklikte, o sanal dünyada kendi profiliyle hareket edecek, seyahat edecek. Japonya'da bir haber okumuştum gene geçen gün. Bir hanımefendi kaybettiği çocuğunu holografik görüntüsünü arttırmış gerçeklikte. Evet, 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 ben de izledim onu. Çok acayip. Ya yani nereye varıyoruz? Ben tahmin edemiyorum bu işi. Arttırılmış gerçeklikle çocuğunu hayata getiriyorlar diyelim. Onunla ilgileniyor, büyütüyor ve büyüdüğünü görüyor. Yani bir süre bağlılığını hayattan kopuyor insan. Ölmüş olan, kaybettiği bir yakınını, büyüdüğü senaryoyu falan izleyip ona bir kurgu, ona bir hayat. Bu da Metaverse'in kendisi aslında. Evet. Bu Metaverse bağımsız bir çalışma olmasına rağmen. Gidişat o. Ne yapmak lazım? Tabii bunlara da kayıtsız kalmamak lazım. Ülke olarak da akıllı olmamız lazım bence. Buralardan beslenmemiz, hatta buraları beslememiz lazım. Kesinlikle. Yapabilecek yeteneğimiz var. Ben inanıyorum ülkemizin insanına. O kabiliyetlerimiz var. Bakalım nereye gidecek? Göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum yani. Ben de öyle. bu tarzda dediğiniz gibi oralarda olmak lazım. Çünkü onlar başka gelişmeleri sağlıyorlar. Tabii NFT'ler, tokenlar, oralardaki satın almalar, oralardaki ticari başarılar acayip bir yere gidiyor. Yani yere bakalım. Gidiyor. Evet. Her geçen gün okuyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Uzayda otel açmakla ilgili bir LinkedIn'da bir şey okumuştum dün. Bir sevgili dostum Can Kayacılar, onun bir arkadaşı, onun asistanı, abi uzayda otel açalım demiş. Kendisine doğru söylemiş yani, açılabilir de yani. Açmak, evet, evet, gibi bir vizyona sahip olunabilir işin aslı. Kesinlikle. Kaçırmamak lazım. Türkiye'nin de var uzay çalışmaları. Bazıları hep böyle aman ne işimiz var, biz beceremeyiz diyorlar. Nefret ediyorum ben o kafadan. Tabii. Beceremeyiz dediklerinden. Yapmaya çalışalım. Arkadan ne teknolojiler gelecek göreceğiz yani. İşte o Vecihi Hürkuş'u, Nuri Demirağları, Ali Erdemir'leri falan bitiren kafalar bunlar. Evet. Böyle olmaması lazım tabii ki. Yani, kesinlikle. İnsanlar, işte Silikon Vadisi'nin temelleri 1950'lerde atıldığında Amerika 2000'leri hayal ederek yapmış bunu. Yani biz 1990'larda başlıyoruz bu teknopark işlerine. 2021'deyiz ve yeni yeni farkındalık oluşuyor. Sözde mevdum. Yani teknopark mevzuatımız 2023'te bitecekti. Teknopark kanunundaki sağlanan avantajlar, teşvikler 2028'e uzatıldı. Ben bunun daha da uzayacağını düşünüyorum. Benim taraftan baktığımda bu olaya. Tabii bu da gecikmişliğin vermiş olduğu ya da vizyonsuz olmanın, demeyelim de kaba olur. Uzun İleri görüşsüzlük diyelim. Evet. Stratejik planlama evet, diyelim evet, aslında. Evet. En güzel dili bunun. Stratejik planlama, uzun vadeli plan yaparsanız geri dönüşleri de çok kıymetli olabilir. Şimdi siz çok içeriden biri olarak, şimdi Amerika, Çin sürekli bu yarışı konuşuyoruz, dinliyoruz. İşte arada Rusya konuşuluyor ama Hindistan çok fena sıraları zorluyor. İnanılmaz gelişmeler var. Türkiye neresinde? Ben biraz 2023'ü dönüm noktası olarak görüyorum dünya için. Özellikle bu yakıtın değişmesiyle araçlarda birçok şey değişecek gibi geliyor ama hazır mıyız? Ne düşünüyorsunuz bu? Yeni olacak dönemde Türkiye nerede? Ya hazırlanıyoruz işin aslı. Araçlar tarafında çok güzel çalışmalar var. Bilişim Vadisi'nde, Malimköy'de. TOG'un zaten orada gerçekleştirme planlaması var. Orada çalışmaları yapılıyor. Lityum iyon pillerle alakalı ciddi çalışmalar var. Araçların dönüşümü çok
faydalı. Zaten şu an bu karbon salınımı ile ilgili ciddi manada bir şey var. Ne diyelim? Çevrecilik bilinci, işte aktivistlerin, bir takım aktivistlerin öncülük ettiği bu karbon salınımının engellenmesiyle ilgili anlaşmalar imzalanıyor. İşte Paris Anlaşması da yakın tarihte imzalanmıştı. Buralarda yani beklenti, Türkiye nerede olacak, nereye gitmeli ya da nasıl bir hamle yapmalı? Ben aslında Amerika, Çin dediğimizde aklıma ilk gelen şey gene yakın tarihte bir dostumla yaptığım bir sohbette böyle bir diyaloğa mazhar olmuştuk. Amerika, Çin'deki bu mobilya tarafında bizim iyi olduğumuz bir alan, aslında ülke olarak iyi olduğumuz bir alan. Kereste, mobilya, orman ürünleri diyelim genel adıyla. Bu taraftaki yatırımlarını çekme kararı almış. Yavaş yavaş da fabrikalarını kapatıyor. Şimdi lojistik tarafına baktığımızda Çin'i çok eleştiriyoruz belki ama bazı konularda ya da çok övüyoruz. Biz daha kıymetli bir coğrafyadayız. Türkiye olarak, ülke olarak daha stratejik bir alandayız. Bunlar zaten bilinen şeyler yani. Bizim bulduğumuz, keşfettiğimiz bir şey değil. Ama şimdi Amerika ile Çin bu minvalde bir anlaşmazlığa girdiğinde, aralarındaki soğuk savaşı günden güne böyle büyüttüğü bir tarafta Türkiye akıllı olmalı ya, çok uyanık olmalı. Ne yapmalı? İyi olduğu bir alan. Gayri safi milli hasılaya katacağı etkiyi düşünemiyorum bile. Yani Amerika'ya mobilya üretmek, ihraç etmek. Yani biz hep teknoloji girişimciliği konuşuyoruz ama İşin aslı bu ölmeye matuf meslekleri de konuşmak lazım yani. Kesinlikle. Marangozluk, kerestecilik ya da bunun yanında bir otomobil tamirciliği vesaire falan gibi, bunları da konuşmak lazım. Buralarda uyanık olursak bence krizi fırsata çevirebilme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Kesinlikle. O mesleklerde de inovasyon işte çok önemli. İnovasyonel bakış açısı oralarda da önemli. Çünkü otonom sistemlere dönüyor birçok şey. Tabii ki insan gücünü aradan çıkartmamak lazım ya. İnsan faktörü çıkamayacak zaten. Öyle bir ihtimal de yok. Sadece şey var. Tabii bu kadar chatbotların, işte otonom sistemlerin, AI'ların yani yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğu bir dönemde İnsanlar ne yapacak finalde? Hani bunu konuşuyoruz. Metaverse'de konuşurken insanlar finalde ne yapacak? İnsanlar bilim üretecek. Sanat üretecek yani. İnsanlar finalde bir şeylerle meşgul olacak. Bu da aslında bir uğraş. Belki oralardaki eksiklikler, noksanlıklar insanın kendisine yarattığı bu zaman meftunundaki değerle biraz oraya evrilecek. Sanat, bilim dışında entelektüel şeyler üretebilecek zamana ihtiyacı var insanların. Çünkü çalışmaktan başka bir şey yapamaz halde dünyada. Bu da sadece kıtlığı gidermek için yapılan bir şey. Ben biraz oraya şey düşünüyorum ya, fütürist düşünüyorum. Yani insanlar boşta kaldığında bilime, sanata yönlenecek, başka şeylere. Evet. Burada üretkenlikler artacak yani. Otonom sistemler devreye girdikçe. Kesinlikle. Peki nasıl teknoparkların durumu şu anda? Türkiye'de, evet. Ülkemizde az önce bir dipnot vermiştim. İşte 1950'lerde Amerika'da başlıyor bu model. Silikon Vadisi örneği var. İşte bilmiyorum isim verebiliyor muyuz ama Google dönemimizin en çok kullanılan internet araçlarından bir tanesi. Sadece onunla da kalmıyor. Envai çeşit uygulaması var. Orada doğuyor. 1950'lerde temeli atılıyor oradaki meşhur garajlarda. Bugün Türkiye'de o modeli, teknopark modelini 2001'de yasal olarak mevzuatımıza giriyor. 1990'larda ODTÜ'deki bir takım çalışmalarla teknoloji merkezi, teknopark, teknokent, bunların hepsi aynı kavram aslında. Temel amaç üniversite ve sanayiyi iç içe bulundurup üniversitedeki akademik kültürü, entelektüel seviyeyi, entelektüel bilgiyi sanayide ürüne, üretime, prototipe, işte işe çevirmek. Sanayicinin eksik kaldığı tarafı buradan tamamlamak, üniversitenin eksik olduğu tarafı sanayiciyle tamamlamak için kurgulanan bir yapı aslında. Ülkemizde fena değil diyebilirim yani gene. Tabii bunların karar merci ya da bu kadar ketum yorumlaması gereken insanlar bizler miyiz? Bunu da tartışmak lazım belki ama iyi gidiyoruz, iyi şeyler yapılıyor. Sadece diğer meslek gruplarında da yaşamış olduğumuz sıkıntıları teknokentlere de, teknoparklara da o sıkıntıların sirayet ettiğini görebiliyorum ben. Uzun yıllar yönetim tarafında çalışma imkanımız olmuştu. Şimdi girişimcilerin olduğu taraftayız. Hem yönetimlere hem girişimlere destek veriyoruz. 63 tane faal teknoparkın 6 tanesinin kurulum aşamasında yer aldık. Yani %10'una dokunmuş olduk bu vesileyle. Birçoğuna hala hizmet veriyoruz. Hem yönetim hem girişimciler tarafında.
genel manada diğer piyasalarda olan sıkıntı teknoparklara da sirayet etmiş. Nedir bu sıkıntı? Yetişkin personel, kalifiye personel. Yani yönetim kadrolarında birçoğu arkadaşlarımız bizim aslında. Böyle sert bir eleştiri olmasın ama biraz daha hamilelik yapılmalı. Yani oraya gelen girişimci zaten yeni doğmuş bebek misali. Yani hayatı çok fazla bilmiyor. Hepsi değil tabii, bir kısmı. Bir startup, bir spin-off. Bunları bir yere taşımak için bir hamilelik görevi üstlenmesi lazım. Bunu, bu misyonu, bu vizyonu ne kadar barındırıyorlar? Gözle görülür çok eksiklikler, noksanlıklar var. Evet. O taraflar bence toparlanırsa, girişimci çünkü hep kulağı böyle dışarıda, onu görüyorum ben. Yani danışmanlık yapan bir firma ve yönetici olarak 200-250 tane portföye hitap ediyoruz. 1000'den fazla iş fikri dinledik. 2000'den fazla proje çıktısı, ürün gördük. Şu an bir takım projeler ticarileşmiş, bir takım atıl duruyor. Bir takım az önce görüşme öncesi yaptığımız özel sohbette yurt dışına gidiyor işte, beyin göçü oluyor. Benim buradaki kendim de dahil öz eleştirim, teknopark yönetimlerinin girişimcilere biraz daha yol gösterici, hami olması. Teknoparklardaki akademik kurulların, teknoparktaki projeleri, firmaları değerlendiren örgütlenmelerin, akademik ve sektör temsilcilerinin biraz daha iyiye taşıyan, pozitif etki gösterebilecek eleştirel yaklaşımları olması taraftarıyım. O bir yere sahaya inmeleri lazım yani, değil mi? Belki de, evet, doğru kelime bu, belki de. Evet, orada aktif olarak görürlerse belki kesinlikle sıkıntıları, dokunulması gereken yerleri biraz daha iyi olur diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle, bu çok doğru bir söylem. Hatta Almanya ile ilgili çok bilindik bir örnek var bunun. Doçentlik unvanını aldıktan sonra profesör olmak istiyorsa Alman bir akademisyen, özellikle mühendislik alanlarından bahsediyorum tabii, sosyal bilimlerde değil ya da fen bilimlerinde, 5 yıl sanayide tecrübe şartı arıyorlar. Doçente prof unvanını vermek isteyen Alman öğretim şeyi. Abi, başa döndürüyorlar yani. Yani 5 yıl sanayi, tabii eline tornayı tesviyeyi al, git çiviyi çak, kontrol kalemiyle bir şey yap değil. Bilgini git oraya aktar diyor. Yani orada araç imalatı ile ilgili bir süreç yöneten ya da bir şeyin argesini yapan bir firmaya git, bildiğin her şeyi anlat diyor. 5 yıl piş, gör bakalım sanayicinin ne ihtiyacı varmış. Sonra gel diyor. Sonra işte Almanya oluyor bu kafayla. İşte bizim de bunu yakalayabilmemiz için hiçbir engel yok. Yapıyoruz da bir şeyler. Ben güveniyorum ama ne kadar kısa ya da ne kadar uzun süreceğiyle ilgili çok öngörüm olmasa da güveniyorum yani. Ben de öyle. Peki teknoparkların avantajları ne girişimcilere? Yani şimdi teknoparklar, yani teknopark adı oradaki yapılanmanın genel bir ismi ama orası teknoloji geliştirme bölgesi. Türk mevzuatına göre, Türkiye'deki mevzuata göre orası bir bölge yani. İşte nasıl bir free zone'lar var, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri var. Teknoparklar da bir bölge. Yani bir alan, bir arazi üzerindeki binalar bütünlüğü falan gibi düşünebilirsiniz. O bölgede bir yönetici şirket var, Teknopark AŞ. Bir de oraya gelen, o bölgedeki işlik imkanlarından, mentörlük imkanlarından, vergi teşviklerinden faydalanmak isteyen girişimciler var. Teknopark'ta hibe ve teşvik kavramı, çok birbirine karıştırılan kavramlar. Birazdan belki onu da konuşacağız, hibe ve teşvik kavramını. Teknopark'ta vergi avantajları var. Yani işini, özellikle teknoloji odağında girişimciyseniz, teknoloji girişimi ile ilgileniyorsanız, işinizi Teknopark'ta yapmanız size çok ciddi bir pazu kuvveti veriyor. Yani güçleniyorsunuz. Nasıl güçleniyorsunuz? Orada çalıştırdığınız personellerle ilgili, işte dışarıda çalıştırdığınızda ödediğiniz birçok vergiden sıyrılıyorsunuz. Yani bir süreçte verilen destekler var. Bir de sonuçta iş süreç, yani Ar-Ge süreci, yazılım geliştirme süreci tamamlanıyor. Bunu yaparken bir takım destekler veriliyor. Vergisel avantajlar, teşvikler sunuluyor. Süreç bitiyor, elinize bir ürün geçiyor. Ürününüzü ticarileştirme aşamasında da size bir takım destekler veriliyor. O desteklerden kasıt da teşvik. Türkiye'de çok iyi işleyen bir mekanizma var bence. Yani devlet bu noktada elinden geleni yapıyor. Evet. Hibe noktasında değil bakın, teşvik. Hibeyi birazdan konuşacağız muhtemelen. Teşvik ediyor. Ya almıyorum diyor. Sen yeter ki bir şeyler üret. Senden para almayacağım. Sen üret, vergi toplamayacağım. Ki ülkenin gelirlerinin yani %60'ının vergi gelirleri olduğu, %70'ine hatta çıktığını okumuştum yakın tarihte. Bizim Türkiye coğrafyası, bu ülkemiz gelirlerinin %60'ını, %70'ini vergiden elde ediyor. Yani sanayiyle, üretimle gelişen bir ülke değil maalesef. Öyle olmasını temenni ediyoruz. Bir Almanya değiliz. Böyle bir ülkede devlet yapabileceği en iyi şeyi yapıyor. Teşvikler noktasında
havuzu sonuna kadar açıyor. İyi değerlendirmek lazım ya. Akıllı olmak lazım. Değil, kesinlikle evet, devlet biraz oralarda işte okumakla ilgili tembelliğimiz orada da gösteriyor kendini yani. Okumak, araştırmaktan okumak, araştırmak. Mali müşavirlikle alakalı, yani özür dilerim bölüyorum lafınızı ama. Şimdi mali müşavirlik bilgisi isteyen bir süreç var burada. Ben branş olarak mali müşavirim. Bu noksanlığı da gördüğümüz için biz bu yolu seçtik. Böyle bir firma kurduk, böyle bir danışmanlık süreçlerine girdik. Teknopark'a gelen firma nasıl yaşayacağını bilmiyor Teknopark'ta. Yani ona sağlanan avantajları nasıl kullanacağına çok hakim değil. Şimdi bu noktada ne devreye giriyor? İşte bizler, bizim meslek mensubu arkadaşlar. Bu tarafta kendilerini doldurmaları bence çok doğru bir yaklaşım olur. 10 sene, 20 sene önce, nasıl az önce 20 sene önce petrol şirketlerinin zenginliğini konuşurken şu an dünyanın en zengin şirketlerinin teknoloji şirketleri olduğunu söylüyoruz. Mali müşavirlik mesleğinde de, ülkemizdeki mali müşavirlik mesleğinde de 20 sene önce inşaat muhasebesi bilen mali müşavirlerin biraz fark yarattığını söyleyebiliyorduk. Bugün de bu teknoloji muhasebesini bilen, yani ARGE muhasebesi bilen, Teknopark muhasebesi bilen, ARGE merkezleriyle ilgili muhasebe süreçlerini bilen meslek mensuplarının biraz daha öne çıktığını, hatta bu noktada kendi kişisel girişimlerinin tamamlamaları gerektiğini düşünüyorum ben işin aslı. Çünkü bu tamamlama oradaki firmayı da, oradaki yönetimi de, işte ülkenin milli bir faydaya çevirebileceği katma değerli ürünler üretme felsefesini ya da misyonunu da tamamlayabilecek nitelikte olacak. Buna inanıyorum. Araştırmak sadece girişimciden bekleyerek olmaz. Girişimci çünkü yapacağı işe odaklanmalı. Yani adam bir buluş, bir keşif peşindeyse bunu yapmak için bir efor sarf etmeli. Onun diğer bürokrasi taraflarını işte bizim meslek mensubu, bizim gibi danışmanlık firmaları, mali ve teknik taraflarda doldurması lazım yani. Böyle bir işbirliğiyle başarı kaçınılmaz. Evet. Hibe ile teşvik arasındaki farkı söyleyecektiniz. Evet. Nasıl bir fark var? Yani şöyle, teşvik aslında kelime anlamıyla bütünleşik bir konu. Teşvik etmek, yani şunu yap, seni bunu yapman için bir çocuğu da teşvik ederken bir şey, ödülle alakalı bir şeyler verirsiniz. Çocuk teşvik olur. Ülkemizde de mekanizma böyle işliyor. Teknoparklarda teşvikler var, serbest bölgelerde teşvikler var, vergisel teşvikler. Organize sanayi bölgelerinde bir takım teşvikler var. Yatırım teşviki alan, yani kendi yerinde tesisini kurmaya çalışan firmalara, sanayiciye teşvikler var. Kelime anlamıyla bütünleşik bir şey, teşvik. Devletin bir şeyi almaması, sübvanse etmesi. Bir şeyi almaktan vazgeçmesi ve bunu yaparken de seni bu işe teşvik eder olması. Hibe öyle değil. Hibe karşılıksız verilen bir fon. Ya ulusal veya uluslararası mecradan ya da yatırımcılık tarafı çok revaçta ülkemizde. 2020-2021 uçuyor şu an yani yatırımcılık tarafı. Onu da konuşacağız muhtemelen. Onların size karşılıksız verdiği, yani al bu parayı işini geliştirmek için kullan dediği, tabii bunu alma koşulları var. İşte TÜBİTAK, KOSGEB gibi ulusal fonlar var. ARGE yapıyorsanız, mühendislik temelinde işler yapıyorsanız, bu işi yapan firma gelsin beni bulsun diyor devlet. Ben de ona bu işi yapması için bir ödenek vereceğim. Karşılıkta beklemeyeceğim. Beklediğim karşılık sadece şu, yeni girdi literatüre, çok uzun zamandır eleştirdiğimiz bir şeydi. TÜBİTAK artık ARGE yapan firmaya yaptığı ARGE'yi beslemek için, yani yaptığı ARGE çalışmalarını yürütebilmesi için sadece fon vermeyecek. Çok iyi bir hamle yaptılar. Fonu verdikten sonra iş bitiminde, proje bitti varsayalım 12 ay sonra, iş bitiminde ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesiyle ilgili bir karne uygulaması başlattı TÜBİTAK. Bu iyi bir şey. Sadece parayı verdim, işi yaptı yapmadı. Çünkü çok ciddi bir verimsizlik oluyor burada. Evet. Evet, danışman firmalarında hani bir bilgi kirliliği, kirli bir piyasada iş yapma süreçlerinin zaten zor olduğu bir dönemdeyiz. Bunların da biraz hani temizlenmesine sebebiyet veren bir şey, süreç. Çünkü Avrupa Birliği fonlarına başvuru yaptığınızda size parayı çok kolay verebiliyor, çok zorlamıyor. Hani ama ensenizde boza pişiriyor. Yani amiyane tabirle o işi yapmanızla ilgili çok ciddi bir süreç yönetiyor. Bizde zor para veriyor kurumlar. Kamu kurumları, ulusal fonlar. Verdikten sonra denetim, yani %50 benim skalamda. Denetimin bittiğinde projenin başarıyla sonuçlanmış olup olmadığının kanaati gene bir %50. Bunun ticarileşmesiyle ilgili hiçbir süreç işlemiyordu. Bundan sonra işleyecek, bu sevindirici bir haber. Çünkü en önemli proje bence pazarda kendine yer bulmuş, ticarileşebilmiş projedir yani. Gene konuyu çok uzatmayayım ama buna girişimcilikten değil de
Gene bir müteşebbislik gerçi, o da ayrı bir girişimci. İlla teknoloji anlatmak zorunda değiliz. Tahtakale'de bir esnaf duymuştum ben. Bildiğiniz hani şöyle tutuyorsunuz, böyle çeviriyorsunuz falan. Stres çarkı değil mi? Evet. Tamam. Bu stres çarkını bu adam ilk getirenlerden Türkiye'ye. Belki 7-8 sene evvelinden bahsediyorum. Tabii şehir efsanesi mi tam bilmiyorum ama orada esnaf arkadaşlar da böyle bir şey var demişlerdi. Oradan da biraz doğruymuş gibi anlatayım ben bu konuyu. Stres çarkını ilk Türkiye'ye getiren bu arkadaş, Tahtakale'de bir dükkan sahibi esnaf, domine etmiş piyasayı. Ne kadar çıkıyorsa Çin yapıyor bu işi. Çin'den alıyor, piyasaya pompalıyor, satıyor. Müteşebbis, girişimci aslında. Teknoloji evet. üretmek zorunda değil. Ve hem dükkanını hem bulunduğu hanı satın almış yani. Adam. İşte bu aslında en iyi proje bence. Yani tabii ki ithal edip satmak övündüğümüz bir şey değil de pazarda kendine yer bulabildiyse, bir iş ticarileşebildiyse başarıyla exit olmuşsun demektir. Yani bu iyi bir şey. Kesinlikle. Yani teknoloji girişimlerinden de bunu bekliyoruz. Aslında, sürecin sonunda ürünler satılsın. Aynen öyle. Orada da ona dikkat ediliyor mu bilmiyorum içerik tarafta. O %50 bence iyimser davranırız. Ekrandasınız ya hoşa. Öyle tahmin ediyorum ben. Tabii. Ben üzüldüm birazcık. Teknoparklarda biraz dikkat ediliyor yani. Ediliyor mu? Tabii yani projenin nasıl bitişini takip. Ticarileşebilir diye. Ya edilmeye çalışıyor. Bu işi çok iyi yapan teknoparklar var. Yani şimdi isim de vereyim yani. Bilişim Vadisi Malimköy. Yani çok güzel bir ivme yakaladı. Çok iyi bir yöneticisi var. Çok iyi çalışan arkadaşlar yönetimde. Teknopark İstanbul inanılmaz kıymetli. ODTÜ zaten oturmuş sistemini. Ticarileşme tarafını konuşacaksak İTÜ'yü konuşmamak imkansız. İTÜ Arı Teknopark çok başarılılar gerçekten. Yani ilkleri yapanlar biraz Türkiye'de. O İTÜ Yıldız'ı konuşmamak bizim tarafımızda ahmaklık olur. Yıldız da iyi bir teknopark yönetim süreci, çok başarılı bir yönetim süreci gerçekleştiriyor. İstanbul Üniversitesi keza benim eski çalıştığım kurumum. Onlar da iyiler. Ama tabii ki daha yoğun ilgi lazım. Yani girişimci projeyi bitirdi, bilmiyor nereye gidecek, nereye pazarlayacak. Diyorum ya mühendis bu çocuk ya da mühendis bu adam, bu kişi. İş yapabilmeyi biliyor, yaptığı işi iyi biliyor. Bunu nasıl pazarlayacak? Kime satacak? Bununla ilgili yatırıma ihtiyacı var mı? Bir fizibilite yapmış mı? Bu adam yani en başta yapması gereken girişimcilik dünyasında en başta yapılması gereken bir SWOT analizi geleneği var. Yani bakman lazım. Fırsatlar ne, tehditler ne, bu işi yapmanı gerektiren argümanlar var mı? Bunu yapmayan girişimciyi finalde eline ürünleri geçmiş olsa yani elde ettiği ürünleri pazara sunarken yardımcı olan vizyona sahip teknoparklar var. 50 evet tabii tartışılabilir bir rakam olabilir. Ama ben iyi şeyler yapabildiğimizi düşünüyorum. Biz öyle yapıyoruz mesela. Teknopark değiliz. Yönetici şirket değiliz. Bir danışmanlık firmasıyız ama bize dokunan, bizimle çalışan girişimlere mümkün olduğunca ticarileşme tarafını doldurmaya çalışıyoruz. Yani onun sanki bir pazarlama personeliymişiz gibi yatırımcı bulmaya çalışıyoruz mesela. Bu ekonomik değişimler, dalgalanmalar özellikle son zamanlarda çok konuşuluyor. Etkiler mi teknolojik gelişmeleri? Ya tabii ki etkileyecek ama olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi bunu biraz tartışmak lazım. Şu an Türkiye bence tabii ki dolar artışı çok piyasanın, birçok piyasanın krizi halinde. Hane halkına dokunur durumda ekonomik olarak. Çünkü çok dışa bağımlı işlerimiz de var bizim. İhracat rakamlarımız fena değil ama ithalatımız da yoğun. Hatta bazı ihracatlarımız ithalata bağlı ihracatlar. Yani alıyoruz, eviriyoruz. İşte gömülü bir sistem. Alıyoruz, eviriyoruz, ihraç ediyoruz. Dolayısıyla tabii ki çok piyasayı bozabilecek bir halde, durumda. Ama bunu fırsata çevirebilmek, az önce bu kerestecilik sektörüyle ilgili örnekte vermiş olduğumuz gibi, Türkiye şimdi ucuz işçilik oldu ve çok deha beyinlere sahip. Yani 1000 euro gibi çok komik bir rakam, Almanya'da en az 1500-2000 eurolarda asgari bir ücret politikası var. O rakamda burada bir personel çalıştırmak, yazılımcı personel çalıştırmak çok mümkün yani TL ile karşılaştığımızda, dolar euro paritesine baktığımızda. Bunu mesela fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Ben biraz pozitif bakmaya çalışıyorum. Genel manada da zaten benim hayata bakış açım, auram pozitif olmakla alakalı o yönde ama buna da biraz öyle iyimser bakmaya çalışıyorum ya işin aslı. Evet. Peki son olarak en önemli bu süreci yürütebilecek, geliştirebilecek kişi yatırımcılar. Son olarak da yatırımcılar evet. için ne söylemek istersiniz? Ya şu an çılgın bir yatırımcılık furyası var. Benim takip ettiğim bültenler var her gün. İşte X firması bilmem kaç milyon dolar değerlemeyle tohum yatırımını aldı. A turu yatırımını tamamladı. Bu kadar yatırım aldı. Şu kadar alacak. Bu kadar değerleme aldı. İşte 1.6 milyar değerleme yakın tarihte
Geçen sene Epic Games, bu sene Trendyol. Yani çılgın bir furya var. Hatta rakamlara veya istatistiğe bakacak olursak 2021'in yaklaşık 5-10 katına çıktık. Yani yatırım süreçlerinde. Özellikle de baktığımızda gene teknoloji firmalarına, teknoloji girişimlerine yatırım bol bol alınan bir dönemdeyiz. Bunun da önünü kesemeyeceğiz muhtemelen. Ve aslında doğru bir taraftayız. Çünkü diğer üretim imkanları eğrisi aşağı doğru çakılır vaziyette. Teknoloji tarafında yukarı doğru bir ivme var. Bunu yakalamak lazım. Ama yatırımcılık tarafında gördüğümüz bir takım eksiklikler var. Bunu yorumlamak ne kadar bize düşer bilmiyorum ama bu işi yapanlar olarak yani danışmanı tarafında da duruyoruz. Kendimizin de bir takım yatırımları var. Şeye inanılıyor bazen. Satış yapmış, 2 yıl, 3 yıl satış başarısı elde etmiş, girişime yatırım yapmak falan. Dönem öyle bir dönem değil. Şirket değerleme diye bir model var. Şirketi değerlemek çok başka. Mali tablolara bakarsınız. Bir sürü metodu var bunun yani. Muhasebe dilinde anlatacak olursak uzun bir program yapmak lazım. Bir de ürün değerleme var. Hatta bir de hayal değerleme var şu an. Yani yeni dönem yatırımında. Fikri söylüyor. Bunun olabileceğine ikna ediyor yatırımcıyı. Şirketi kurmadan fikre yatırım alabilen girişimci gördüm ben. Ve başarılı da oldu finalde. Çünkü sadece yatırımcılıkta tek eleştirebileceğim nokta şu. Evet, finansı olan, kapitali olan kişiler rica ediyorum teknoloji girişimcilerine tabii yatırım yapsınlar. Vizyoner bir bakış açısı. Ama sadece parayı verip onun gelişimini izlemek durumunda kalmasınlar. Az önce yaptığımız öz eleştiri diyelim buna. Teknoparklı yönetimleriyle ilgili de konuşmuştuk. Girişimci ne yapacağını bilmiyor. Parayı verdikten sonra ne yapacağını bilemeyebilir. İşte ona o parayı verdikten sonraki süreçte bence bir hamilik, bir abilik. Yani iyi biliyorsak o parayı, çünkü para da veriyoruz en nihayetinde, bir yere taşımak lazım. Bizim böyle 5-10 bin lira çok komik rakamlarla yanında olduğumuz arkadaşlarımız var. Çekirdek girişimlerimiz var. Bunların her sürecini, hatta kimine para vermeden gönüllülük esasıyla mentörlükler yapıyoruz biz. Sosyal sorumluluk projesi bizim için. Çok önemli. O katma değere dönerse ülke kazanır. Ülke kazanırsa geleceğimiz kazanır. Geleceğimiz kazanırsa hepimiz işte Almanya'yı ya da Amerika'yı, İngiltere'yi övmek gibi konulardan ari bir şekilde hayatımıza devam ederiz. Ülkemizin kıymetini de hani o zaman üreten, gelişen, büyüyen bir ülke PR'ını, sloganını kullanabiliriz. Bakın öldü meydin Türkiye algısı. Bunu yerine getirmek için devlet gene çalışıyor. Türk aleti gibi bir destek veriyor. Yurt dışında Türk markalarının kıymetini, takdiri, harbiyesini yükseltmek için çok ciddi ticaret bakanlığı destekliyor. Çok önemli bir karardı o ya. Ben çok takdir ettim gerçekten. İyi işletilebilirse, doğru firmalar başvurursa ve hala şu an hali hazırda çok yurt dışı inanılmaz bir kaynak. Bence biraz yurt dışına çevirmesi lazım girişimlerinde. Burada öğretmek, üretmek çok kıymetli ama yurt dışında buradan satabilmek, tabii ticaret çok zor yani. Ama en azından teknoloji taraflarında biraz daha yani B2C satışlar, e-ticaret yani. Şu PayPal'ın önünü bir an önce açmaları lazım. O şu dönemde çok kötü belimizi büküyor bence. İnanılmaz. Öyle düşünüyorum yani. İnanılmaz, kesinlikle. Zaten baktığınız vakit işte dünyanın en zengin firması Amazon yani. Hem başarılı girişimi. B2C satışla kimsenin yüzünü görmeden adam en tepeye çıkmış durumda. İnanılmaz önünü işler. Açmak lazım. Valla çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi, çok önemliydi. Ben teşekkür ederim. Umarız feyiz alırlar. Girişimciler neler yapacağını da öğrenirler. Size de ulaşıp gerçekten o feneri tutan, o karanlık tünelde kişilerdensiniz. Bence çok önemli, çok değerlisiniz. Biraz önce teşekkür anlattığınız ederim. Gibi. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Parayı vermek de inanın olmuyor. Çünkü o adam zaten satış pazarlama bilseydi o girişimle uğraşmaz gider başkasının malını satışını pazarlamasını yapar değil mi? Çok teşekkür ederim Sezgin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten inovasyon konuştuk, hem teknoloji konuştuk, hem yatırımları konuştuk. Çok değerli. Biraz lütfen okuyun. Gerçekten devletin çok hibeleri, teşvikleri çok kolay. Evrakları düzgün hazırlayarak alınabilecek, işinizi sizi destekleyebilecek. Ama gerçekten oradan işte teşviği alayım da gideyim bir ev alayım değil olay. Geliştirin. Hep duyduk teknoparkları. Bakın ne güzel çalışmalar var. İnşallah daha güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.